Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Çekim nasıl? Göremiyorum. Telefona tripod siparişi vermiştim. Mikrofon geldi. Şarja taktım. Bugün geldi. Tripod da iyi çıkmadı. Geri gönderdim. Şimdi bu bahçemizde az önce de bahsettim. Dal sayılarımızı indirmiştik. Geçen yıl Mayıs ayında Bunu ne zaman almıştım bu bahçeyi? Evet. Mayıs ayında almıştım. Ondan 1,5 ay sonra 21 azot uyguladım. Ama dip sürgünleri yine çıkmış. Şimdi gübreden önce falan dip sürgünlerini kesinlikle almam lazım. Şimdi Suka modeli siparişi vermiştim. Geldi. Şimdi bunu kullanacağım. Kullandıktan sonra size bununla ilgili olumlu olumsuz şeyleri anlatacağım. Hem dip sürgünü almaya yarıyor. Bakın sevgili dostlar. Bunun 4 santim ağzı var. Aynı zamanda uzun basarsanız 2,5'a düşürüyor. Şu an 2,5'a düşürdüm. Geçen hafta bizim yüksek kol rakımlı çakıldak bahçesinde budama yapmıştım. Dip sürgün almıştım. Orada palmera kullanmıştım. 2,5 santim. Onun ağırlığından sanki bir 100-200 gram daha ağır bu. Ama bak görüyorsunuz sevgili dostlar. Aynı zamanda 4 santim ağzı var. Bir bakalım şimdi ağzını genişletelim. Neredeyse bunu kesebilecek şeyde. Bizim yüksek koldaki bahçelerde bu kadar genişlikte dalımız yok. Ama bakın şunu çok rahat kesebilir. Ama şu an ihtiyacım olmadığı için kesmiyorum. 2,5'a düşürdüm. Basınca 2,5'a düşüyor. Şu şekil kalınlıktaki sürgünleri bıçkıyla keserken zorlanırsanız bununla hiç zorlanmazsınız. Devam edelim. Evet sevgili dostlar, burada bahsetmiştim. Sahil kolda olduğu için külleme oluyor. Külleme olmaması için öncelikle dip sürgünü ve yabancı ot temizliğini mutlaka yapmanız lazım. Şimdi otlar daha yeni yeni büyüyor. Bir 10 gün sonra, bayramdan sonra burayı hiç anlayamazsınız. Ot basar. Evet, tetiği falan çok hassas, çok güzel. Sadece parmağınızı çok önüne yaklaştırmıyorsunuz. Bunu bırakmıştım. Yine bırakıyorum. Şimdi yanımda bıçkı da var. Bıçkıyı da bulunduruyorum ki küçük olanları şeyle uğraşmayayım. Hem de içindeki otlara falan bıçağı, makasın ağzını sürmeyeyim. Evet sevgili dostlar, 1, 2, 3, 4. Bu ikisi aynı kökten bırakılmış. Şimdilik almıyorum. Şu bıraktığım da aynı köktense sevgili dostlar, aynı kökten bırakılmış. Ben mi bıraktım, benden önce birileri mi bıraktı bilmiyorum. Bunu mecbur alacağım sevgili dostlar. Bakın. Şu anda bu bölgede bunu dip sürgünü temizliğinde kullandım. Şimdi ağzını dört açtığım zaman sevgili dostlar şu. Düşünün, ağzı kapatıyor. Şu kalınlıktaki dalları çok rahat kesebiliyor. Burada kozalak akarını elle toplamıştım ama yine de var. Bayramda, yani ay sonu, Nisan sonu, Mayıs başı külleci bulamacı kullanacağım ve kozalak akarı mücadelesi yapmış olacağız sevgili dostlar. Bakın
Hem de dipten alabiliyorsunuz çok rahat. Şimdi 4 santim aslında. Şöyle 4,5-5 santim olsa şu büyük dalları da çok rahat kesebiliyor. Örnek bir dal bakalım. Yani bunların zaten çapı çok küçük olduğu için çok rahat kesiyor. Durum bu. Kullandıkça size bununla ilgili olumsuz genel bir video çekeceğim. Makas aldığım yerde bununla ilgili bir video çekmemi istedi. Detaylı bir video inşallah çekeceğim. Bu arada sevgili dostlar, tripod almıştım. Bozuk çıktı. İki tane şöyle biz dirgen deriz. Y şeklinde dip sürgünlerini diktim. Telefonu ona monte ettim. Eğer şu an görüntü iyiyse ona borçlusunuz. Evet, bu da Karadeniz sivri zekası diyelim. Herkese şimdilik iyi çalışmalar diyelim. Bir tane ocağımızı temizledik sevgili dostlar. Külleme için mutlaka almanız lazım. Şimdi burada yakın çevrede MEDES önünde Cenk Bey var. Atölye 52'nin kurucusu. O şöyle diyordu. Ben sezonun ilk otla mücadelesini yapmıyorum. Çünkü eğer dikkat ederseniz ne kadar tırpan vurursanız bahçenizin organik madde miktarı o kadar artar. O Kasım Aralık'ta fındıktan sonraki, hasattan sonraki o yeşil şeyi biçmiş. Ben biçemedim. O biçmiş. Yani ben bundan sonra 2 ya da 3 defa vuracağım. O bir sefer daha fazla vurmuş olmuş olacak. Organik madde miktarını bahçenizin arttırmış olacak. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi Ramazanlar diliyorum.